Değerli kardeşlerim, sorularla islamiyet.com sitemize gelen sorulardan bir tanesi şöyle. Ee, ölüm nedir ve nasıl anlaşılmalıdır? Evet, e, ölüm kelimesiyle ilgili yapılacak çok tarifler var. Ancak bunlardan ben birkaç tanesi sizinle paylaşmak istiyorum. Ölüm aslında dünya hayatından bir paydostur, bir terhistir. Hani insanoğlu annesinin babasının memleketine askere gider. Askerlik vazifesi bitince aslında askerlik bir vazifedir, bir görevdir, bir sorumluluktur ve bir zahmettir. Gerçekte askere gitmek her ne kadar hepimiz bunu bir görev olarak telakki etsek de onun bir sıkıntı olduğunu, bir idman olduğunu, bir eğitim olduğunu, yerine göre yerde sürülmek gerektiğini, aç kalmak gerektiğini, yerine göre düşmanla cepheye çıkmak gerektiğini biliriz. Ama yine biliriz ki askerliğin bitti, artık babaya memleketine dönebilirsin haberini almak kadar büyük bir sevinç yoktur. Askerlik yapmayanlar askerlik yapınca bunu öğrenecekler. Askerlik yapanlar da bunu bilirler. Ben de bunu tatmış birisi olarak, hatta bana bir ay erken terhis çıktı, emin olun bütün bölükteki arkadaşlar, o hocam tebrik ederiz diye beni tebrik ederek uğurladılar. Şimdi Cennet memleketi babamızın ve annemizin memleketi. İnsanlığın babası ve anası cennetten dünyaya gönderilmiş. Dolayısıyla bizim asıl vatanımız cennettir. Cennetten imtihan için terakki etmek üzere nasıl bir toprağın altına atılan çekirdeğin ağaç olması için Allah insanlar toprağa çekirdeği atarlar ve Allahu Teala o çekirdeği ağaç haline getirir. Tabiri caizse Allahu Teala da cennet ambarında bulunan biz çekirdek özelliğindeki insanları dünya ambar dünya tarlasına ekmiş. Şu anda bir dünya tarlasındayız. Bir kışladayız. Bir misafirhanedeyiz. İşte burada askerlik vazifemizin bitip artık vazife bitti. Haydi babanızın memleketine cennete gidiniz demenin adına biz ölüm diyoruz. Ölüm aslında terhistir. Bu açıdan hatta benim başıma geldiği gibi bazı insanlar biraz beklentilerinin evvelinde ahirete gitmek icap etse şöyle düşünmelerle, düşünmeleri lazım. Ya ben daha çok askerliğim var zannediyordum. Azrail Aleyhisselam teşekkür ederim. E, beni bu zahmetten daha erken kurtardın. Ey gençler beni tebrik edin. Ey kalanlar beni tebrik edin diye söylemesi gerekir. İşin gerçek tarafı bu. Diğer taraftan ölümle Bizim ruhumuzdan bedenin, bizim ruhumuzun bedenden çıkması söz konusu. Bir zaman bir çocuk arabanın altında kalmış olan bir kediye çok ziyade üzülüyordu. Ama nasıl? Gözlerinden akan yaşları görseniz. Böyle kedinin bedeni parçalanmış, kanlar etrafa saçılmış, paramparça olmuş ve onun aleminde o nazik ve serütesi olan o çocuğun vicdanındaki sızıyı ve ızdırabı anlamaya çalışalım. Ona dedim ki senin bir kuş, bir kuşun olsa kafeste sonra o kafesin kapağını açıp kuşu göklere uçursan arkasından da o kafesi bir ateşe atsan, yaksan veya bir agarbanın altında kalsa parça parça olup kafes dağılsa veya toprağın altına o kafesi gömüp toprağın altında çürüse sen bu göklere uçan kuşlar gördü diye üzülür müsün? Hayır dedi. İşte dedim bu hayvanın bedeni yani şu anda arabanın altında kalan beden onun içindeki can kuşunun kafesiydi. Allah o can kuşunu oradan aldı göklere yükseltti. Cennet alemlerine gönderdi. Bu kalanı onun kafesiydi ve kafesin arabanın altında kalmasından o can kuşunun hiçbir zararı olmaz. Ona hiçbir zarar dokunmaz. Onun hiçbir ızdırabı ve kederi olmaz. İşte insanın bedeni can kuşunun kafesidir, elbisesidir. Bu bedenden ruhun çıkıp göklere yükselmesine, cennet alemlerine gitmesine biz ölüm diyoruz. Bu açıdan baktığımızda ruhun serbest kalmasıdır. Herhalde kafeste olan bir kuşun alacağı en büyük zevk kafesten kurtulduğu an olmalıdır. İşte ruhumuzun belki de alacağı dünyadan ayrılırken en büyük zevk inşallah bu beden kafesinden ayrılıp ahiret alemlerine, o geniş alemlere gittiğini hissedeceği andır. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifini de dikkat alarak bunu cevaplandırmak mümkün. Peygamber Efendimiz kabir hayatını ahiret alemlerinin ilk menzili ifade buyurmuş. Menzil, yer yani, mekan. Şimdi şöyle bir algı oluşmuş bazılarında. Ben de zaman zaman bazı konuşmalarımda bunlara şahit oldum. Sanki kabir hayatını hayali, rüyamsı bir şekilde algılıyorlar. Öyle değil. Yani dünya hayatımız anne rahmine göre ne kadar daha çok gerçekse ve ne kadar daha mükemmelse dünya hayatına göre kabir hayatı bundan çok daha mükemmel, çok daha harika, çok daha üstün. Onu idrak edemeyiz. Anne rahmindeki çocuğun dünya anlayamayacağı gibi dünya rahmindeki insanın da ahiret alemleri anlaması mümkün değil. İşte dünyadan da biz başka bir mekana gidiyoruz başka bir yere gidiyoruz. Allahü Teala'nın kainat alemleri çok geniş. Ruhlar aleminden anne rahmine, anne rahminden dünyaya, dünyadan da berzah alemlerine göç eden insan, oradan da inşallah haşir meydanlarına, haşir meydanlarından da cennet alemlerine. Yani hepsi Allah'ın mülkü, hepsi Allah'ın yarattığı yerler, zamanlar ve mekanlar. Bu açıdan insan vefat edince ruhu bedenden çıkıyor ama kendine münasip, latif, daha harika bir e, gılafı giyerek onunla berze hayatına göçüyor. Yani bir göçtür yani. Bir sevkiyattır. Ruhun zahmetten kurtulup rahmete intikal etmesidir. E, bu açıdan baktığımızda e, zaman zaman şöyle bir örnek vermek belki konunun açılmasına daha e, vesile olur. E, diyelim bir tane ampülünüz var. Ampülünüz armut. Eskimişte 40 wattlık bir ampül kırıldı. Siz belki 800, 900, belki 1000 tane içinde çok çeşitli ve değişik ampuller bulunan bir avizeyi oraya takıyorsunuz. Patlamış olan ampülün yerine Herhalde bu ampül zayi etti, bu elektrik zayi etti ve kaybetti denilmez. Allahu Teala bizim bu ruhumuza bu bedenden çıkararak ampul gibi olan bu bedenden çıkararak öyle güzel abizeler, öyle harika nimetler, öyle mükemmel latifeler takacak ki mukayese etmek dünyayla mümkün değil. Onun için ölümü sevmek, ölümü çok mükemmel bir davete icabet etmek üzere beklemek ve huzuru ilahe çıkmanın zevk ve şevki içerisinde olmak gerekiyor. Elbette ölüm temenni edilmez. Hadi ben öleyim gideyim denilmez. Ama ne zaman davet edilirse ona hazırım ruhu içerisinde, halet içerisinde olmak gerekir. Cenab-ı Hak bizlere bu duyguyu ve şuuru nasip etsin.